Merhaba arkadaşlar. Yeni bir video ile birlikteyiz. Kazın kavrama 47. testteyiz artık. Bitkisel hormonlardan devam ediyoruz. Birinci sorumuzda diyor ki stomalarla ilgili diyor. Yargılarından hangileri doğrudur? kurak bölge bitkilerinde sayıca fazladır diyor. Arkadaşlar stomalar öncelikle ne iş yapar buna bakalım. Stomalar bitkilerin yapraklarında ve yeşil gövdelerde bulunan açıklıklardır. Peki ne işe yararlar? Bunlar bitkinin karbondioksit ve oksijen alışverişini sağlar. Ayrıca terleme yoluyla da fazla suyun dışarı atılmasını sağlar. Şimdi eğer terleme yoluyla fazla suyun dışarı atılmasını sağlıyorsa kurak bölge bitkilerinde sizce fazla olur mu? Sayıca fazla olur mu? Olmaz değil mi? Bu yanlış tamamen suya gömülü bitkilerde su tamamen üst yüzeylerde bulunur arkadaşlar tamamen suya gömülü bitkilerde su kaybıyla ilgili herhangi bir e, durum yok ama üst bölgelerde bulunursa bu sefer gaz alışverişini sağlayamayacak o yüzden daha böyle alt bölgelerde bulunur bu da yanlıştır nemli bölge bitkilerinde epidermis seviyesinin üstünde bulunur nemli bölge bitkilerinin suya ihtiyacı olmadığı için ve e, oksijenle karbondioksitle birebir temas halinde bulunacaklar için o yüzden bu doğru olur kök gövde ve yaprakta bulunur demiş arkadaşlar kökte stoma olmaz gövdenin de sadece yeşil olan kısımların yani yeşil gövdelerde bulunabilir ve yaprakta bulunabilir arkadaşlar ama gövde ile ilgili söylediğim ayrıntıyı atlamayı, e, unutmayın lütfen yeşil e, gövdelerde bulunur unutmayın ama yapraklarda kesinlikle bulunur o yüzden bunu da yanlış alıyoruz cevabımız ne olacak A şıkkı olur Gelelim diğer sorumuza. Diyor ki aşağıda verilen hareketlerden hangisi diğerlerinden farklıdır? Şimdi bitkilerde hareketi hatırlayalım. Ne vardı? Nasti ve tropizm hareketleri vardı. Arkadaşlar nasti hareketleri ee, bitkinin işte uyaranın yönüne bağlı olmaksızın gerçekleşen hareketler diyen yani uyaran önemli değil ama tropizma hareketlerinde uyaran önemlidir. Şimdi bakacağız bunların bir tanesi farklı olacak. Diyor ki sarmaşık bitkisinin tutunduğu yere doğru büyümesi. Bu arkadaşlar nedir? Tropizmadır. Çiçeği, aç çiçeği bitkisinin ışığın geldiği tarafa doğru yönelmesi. Bu da aynı şekilde tropizmadır. Lale bitkisinin çevre sıcaklığının artmasına bağlı olarak çiçek açması. Bakın burada herhangi bir yönelme söz konusu mu? Hayır değil mi? O zaman cevabımız C şıkkı olacak. Kara bitkilerinin köklerinin suya doğru yönelmesi. Bakın burada da bir yönelme olayı var. Bu da tropizmadır. Bitki köklerinin bazı kimyasal maddelerden kaçması. Kaçmak da nedir? Bir yönelmedir. Bu da tropizmadır. Ama C şıkkı nedir? Nasti hareketidir. Gelelim diğer sorumuza. 3. soruda diyor ki İki özdeş saksı e, saksı toprağına farklı kimyasalların uygulanmasıyla köklerdeki değişim aşağıdaki grafikte şematize edilmiştir. Şimdi bize kahvelerinin eşleştirmesini soruyor. Arkadaşlar bakın, kan bitkisinde bakın gübreye doğru bir yönelme var. O zaman bir kere bu gübreye doğru olduğu için, gübrede kimyasal madde olduğu için kemotropizm olacak. Bakıyorum hangi şıklarda kemotropizma var? C ve D şıklarında var arkadaşlar kemotropizma. Dolayısıyla A'yı, B'yi, E'yi siliyorum. Şimdi burada gübrenin kendisine doğru giden bir yönelme olduğu için pozitiftir. Eğer ki bir bitki kök olsun gövde olsun fark etmiyor. Uyarana doğru gidiyorsa pozitif, uyarandan kaçıyorsa negatiftir arkadaşlar unutmayın. Burada gübreye doğru gittiği için pozitif kemotropizma olacak. L ise arkadaşlar bakın asitten kaçıyor. Asitten kaçtığı için negatif olacak. Bu da, asit de bir kimyasal madde olduğu için negatif kemotropizm olacak. Yani cevabımız denizli şıkkı olur. Gelelim diğer sorumuza. Dördüncü sorumuza geliyoruz. Diyor ki yapraklarda bulunan sutoma açıklığı arttıkça aşağıda verilenlerden hangisi gerçekleşmez? Bakın sutoma açıklığı arttıkça. Bir kere arkadaşlar Terleme artar. Evet, stoma açıklığı arttığı zaman terleme olayı artar arkadaşlar. Doğru. Yapraktaki ozmatik basınç artar. Bakın bu da doğrudur. Şöyle kalemi işaretleyeyim. Ozmatik basınç nasıl artıyor biliyor musunuz? Şimdi stoma açıldığı için sürekli su kaybedecek. Peki ozmatik basınç nedir? Ozmatik basınç suya olan ihtiyaçtır. E, bitki su kaybediyorsa yaprağın ozmotik basıncı yani suya olan ihtiyacı artmaz mı artar o yüzden doğrudur. Emici tüyler ile topraktan su alım artar. Şimdi sürekli su kaybettiği için su dolayısıyla emici tüylerle de topraktan su alacak doğrudur. Minerallerin dışarı atılımı artar diyor. Arkadaşlar su toma terleme yapar. Bakın terleme. Terleme olayında sadece su açığa çıkar. Yani gaz halinde su açığa çıkıyor. Mineraller gaz halinde çıkamaz arkadaşlar. O yüzden bu yanlıştır. Gaz alışverişi artar. Stomalar açıldığı için karbondioksit ve oksijenin alışverişi artar. Doğrudur. Cevabımız denizli şıkkı olur. Beşinci soru. Bitkilerde diyor. Bitkilerin büyüme ve gelişmesine etki eden faktörlerle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru değildir? Fotosentez ve solunum enzimlerinin çalışması için sıcaklık önemlidir. Arkadaşlar, enzimlerin çalışması için tabii ki sıcaklık önemli. O yüzden bu doğrudur. Yer çekimi bitkinin büyümesinde yavaşlatıcı etkiye sahiptir. Şimdi bakın. Yer çekimi ne yapıyor? Kökün kendisine doğru gelmesini sağlıyor, değil mi? Sonuçta kök yer çekimine doğru gider. Gövde ise yer çekiminin tersine doğru gider. Arkadaşlar, büyümesinde yavaşlatıcı etkiye sahip değildir. Bu yanlış olur. Neden yanlış olur? Çünkü yer çekimi aslında bir nevi bitkiyi suya doğru da çekebilir. Hani yerin diplerine doğru gittiğimiz zaman biraz daha hani su çıkma ihtimali fazladır. O yüzden aslında suya doğru da çekebilir. Yani bitkinin büyümesinde yavaşlatıcı etkiye sahip değildir. Cevabımız B şıkkı olacak. Diğerlerini de okuyalım. Toprağın yapısı, içerdiği maddeler ve toprak pH'ı bitkinin büyümesinde etkilidir. Doğrudur arkadaşlar. Işık fotosentez ve klorofil sentezi için gereklidir. Evet, fotosentezin ışığa bağlı reaksiyonları var. E, klorofil de arkadaşlar e, ışık varlığında sentezleniyor. Doğrudur. Bitkilerin normal büyümü ve gelişmeleri için belirli miktarlarda su, nem ve besin elementi gereksinimleri vardır. Bu da doğrudur arkadaşlar. E, belirli miktarda suya ihtiyaçları vardır, neme ihtiyaçları vardır. Besin elementi derken burada karbonhidrat, yağdan bahsetmiyor. İşte elementlerden yani minerallerden bahsediyor. İşte kalsiyum olur, işte magnezyum olur. Bu gibi elementlerden bahsediyor. Doğrudur. Cevabımız bursa şıkkı olacak. Altıncı soruya geliyoruz. Bakın burada bir yönelme sorusu sormuş. Yönelme nasıl gerçekleşiyordu? Oksin arkadaşlar bitkilerde yönelmeyi sağlıyor. Ama yönelmeyi nasıl yapıyor? Bakın oksin ışığı sevmeyen, ışıktan kaçan bir e, hormondur. Dolayısıyla burada Işık nereden geliyorsa ışığın tam tersine doğru kaçacak ve oksinin biriktiği yerde bakın mesela şöyle çizeyim ben size. Bakın şu bizim bitkimiz olsun. Diyelim ki oksin şurada birikiyor. Mesela şurada birikiyor. Oksinin bulunduğu yer büyür ve burası arkadaşlar ne olur? Böyle uzar. Burası uzadığı için de diğer tarafta oksin yok. Diğer tarafta uzama büyüme gerçekleşmez. Dolayısıyla burası arkadaşlar büyüdüğü için bitki şöyle yamulur. Bakın şu şekilde yamuk halini alır. Ve böylece ışığa doğru yönelmiş gibi olur. Aslında ışığa doğru yönelme olayı gerçekleşiyor burada ama tamamen oksinin büyümeye etki etmesinden kaynaklanıyor. Bunu kesinlikle unutmayın. Karanlık düzenek vermiş bize bakın. Karanlık yani oksinin birikmesi yeterli. Aydınlık ya da karanlık olması önemli değil. Bakın burada kesmiş bir parçayı ve buraya yerleştirmiş. Arkadaşlar şu kısımda oksin birikecek. Oksin birikeceği c için bakın oksin uç kısımlarda üretilir. Bu tarafta oksin yok. Şurada yok oksin. Dolayısıyla bu biriken yerde bir büyüme olayı gerçekleşecek ve yönelme olacak. İkinciye bakıyorum. Oksin emdirilmiş agar var. Arkadaşlar agar bir besin yeri, besi yeridir. Yani ee, işte bakteriler çoğaltılabilir, böyle bitkilere verilebilir arkadaşlar. Bu oksin emdirilmiş agar bitkiye verildiği zaman yine ikinci düzenekte bakın ışık buradan geliyor. Işık e buradan geliyorsa o zaman ne olacak? Bu sefer birikme bakın şu tarafta gerçekleşecek. Şurada. E dolayısıyla bu taraf büyürken diğer taraf büyüyemeyeceği için bir yönelim olacak arkadaşlar. Şu şekilde burada da yönelim vardır. Geliyorum 3'e. Bakın 3. düzenekte ışığı her yönden vermiş. Peki her yönden ışık alıyorsa oksinin kaçabileceği bir yer var mı? Yok o zaman burada yönelme olmaz. Dördüncü düzeneye geliyorum. Mika var. Mika oksini geçirmez arkadaşlar. Şimdi mika oksini geçiremediği için bakın şu uçlarda üretilen oksin aşağı doğru gelemeyecek. Dolayısıyla burada bir büyüme olayı olmaz. Nerede büyüme olur? Şurada. Burada büyüme olacağı için de yönelme arkadaşlar yine bu şekilde gerçekleşir ve yönelme olur. Hangisinde yönelim gerçekleşmez dediği için cevabımız ne olacak? A şıkkı olur arkadaşlar. Gelelim 7. sorumuza. Şöyle aşağı doğru gidiyorum. Bitkisel hormonlarla ilgili diyor ki hangileri doğrudur? Tohumun çimlenmesinde gibberelin hormonu etkilidir. Evet arkadaşlar, çimlenmede gibberelin hormonu etkilidir. Bu doğru. Yaprak dökülmesi ve meyve olgunlaşmasını gaz halinde salgılanan etilen hormonu sağlar. Doğrudur arkadaşlar. Etilen e, meyve olgunlaşmasını sağlayan bir hormondur. Üçüncüsünde diyor ki bitki gelişimini yavaşlatarak bitkinin dormansiye girmesini sağlayan hormon absisik asittir. Absisik asit bitkinin büyümesini yavaşlatan, gelişmesini yavaşlatan bir hormondur. Bu da doğrudur. Cevabımız edirne hepsi doğru olur. Yani hormonlarla ilgili bilgiler daha çok böyle ezberdir arkadaşlar unutmayın. Sadece oksinle ilgili az önce anlattığım deneylerde birazcık yorumlamaya karşı gelir ama diğerleri ezberdir. Hormonları birazcık ezberlemeniz gerekiyor. Gelelim 8. soruya. 8. soruda diyor ki Oksin hormonu ile ilgili hangileri doğrudur? Genellikle kök ve gövde uç meristemlerinde salgılanır. Bu doğrudur arkadaşlar. Hücre bölünmesini uyararak büyümeyi teşvik eder. Evet, az önce söyledik ya bulunduğu yerde büyümeyi sağlıyor diye doğrudur. Dağılımında yer çekimi etkili değildir. Bu da doğru arkadaşlar. Dağılımında ne etkilidir? Işık etkilidir. Dolayısıyla cevabımız Edirne şıkkı olur. Gelelim 9. sorumuza. Diyor ki aşağıda bir bitkide belirli bir zaman içerisinde meydana gelen değişimler şematize edilmiştir. Buna göre diyor yargılarından hangileri doğrudur? Şimdi arkadaşlar bakın bir birinciye bakıyoruz bir de ikinci e, olaya bakıyoruz. Birincisinde bakın bitki normal düz bir şekilde duruyor. İkincisinde arkadaşlar ne olmuş bitki iki yönüne doğru yönelmiş bakın bakın iki yöne doğru yön. Yani şu şekilde bu tarafa doğru yönelmiş. Hemen çizeyim şöyle. Bakın bu şekilde yönelmiş. Bitkinin kökü de nereye doğru gitmiş farkındaysanız bakın bu şekilde gitmiş. Bize diyor ki 9. soruda gövdede gerçekleşen şöyle aşağı doğru alayım. Gövdede gerçekleşen değişimin sebebi nasıl hareketi olup bir nolu yönden ışık verilmiş olabilir. Baktığınız zaman bakın bir nolu yönden ışık verilmişse eğer bire doğru zaten yönelmiş o zaman doğrudur arkadaşlar. Zaten ha bir dakika nasti hareket ediyor. Nasti değildir arkadaşlar burada sebep. Burada sebep tropizmadır. Neydi? Oksinin ışığa bağlı olarak e, ışıktan kaçması ve yönelmeye sebep olmasıdır. Bu da tropizmadır. O yüzden bir yanlıştır. Kökteki gerçekleşen değişim Dört yönünde verilmiş yer çekimi ile ilgili olabilir. Arkadaşlar yer çekimi e, kökün kendine doğru gitmesini sağlıyor. E, dört yönünde eğer yer çekimi verilmişse dört yönüne gitmiş olabilir. Bu doğrudur olabilir. Üçüncüsünde diyor ki kök ve gövdede meydana gelen değişimlerin sebebi asimetrik oksin hormonu dağılımıdır. Arkadaşlar e, kök ve gövdede eğer oksin hormonu olsaydı bakın köke de ışık vermesi gerekirdi. Dolayısıyla bu yanlıştır. Hangileri doğrudur dediği için cevabımız A şıkkı olacak. Arkadaşlar bir dakika şurada 3'e tekrardan bakalım. Kök ve gövdede meydana gelen değişimlerin sebebi asimetrik oksin hormonu dağılımıdır. Şimdi bakın burada gövdedeki değişimin sebebi oksin hormonunun dağılımı. Ama köktekine baktığımız zaman bakın köke e, ışık vermiyor ama ama bir dakika. Büyüme arkadaşlar baktığınız zaman hani kökte ve gövdede salgılanıyordu ya oksin. E, büyüme baktığınız zaman nerelerde gerçekleşmiş? Bakın şuradaki şu kısımda gerçekleşmiş büyüme. Dolayısıyla bir yönelme olmuş. O zaman büyümeyi sağlayan oksin hormonu olduğuna göre buradaki asimetrik oksin hormonu dağılımını da ne sağlar? E, oksin hormonu yani yönelmeyi sağlar. Dolayısıyla cevabımız 2 ve 3 olacak. Özür dilerim ilk başta yanlış işaretledim. Gelelim bir diğer sorumuza. 11. soru. bakayım ha, 10. soru. Tropizma hareketleri için diyor. Yargılarından hangileri Nasti hareketleri için doğru değildir? Uyaranın yönü önemlidir demiş. Arkadaşlar tropizmada uyaranın yönü önemli ama Nasti'de uyaranın yönü önemli değil. O yüzden bu Nasti için geçerli değildir. Bunu alıyoruz. Genellikle kök ve gövdede zıt yönlü gerçekleşir demiş arkadaşlar. Zıt yönlü e, kök ve gövdede nasta hareketi de zıt yönlü gerçekleşebilir. Yani yer çekimine doğru olma olayı tropizma için geçerlidir ama kök ve gövdede zıt yönlü nasta olayları da olabilir. O yüzden bunu da alıyoruz. Asimetrik büyüme ile gerçekleşir demiş. Bir dakika. Zıt, kök ve gövdede zıt yönlü gerçekleşiyor. Tropizma hareketi için bu geçerli ama nast için geçerli değildir arkadaşlar. O yüzden e, bu doğru değildir. Bunu da alacağız. Asimetrik büyüme ile gerçekleşir. Tropizmada asimetrik büyüme olayı var ama nastide de yoktur arkadaşlar. O yüzden bu da değildir. Cevabımız E şık. Yani bunların hiçbiri nasti için doğru değildir. Çünkü bakın nasti uyarının varlığında ya da yokluğunda gerçekleşen bir harekettir. Eğer ki ışık varsa çiçek açar. Işık yoksa çiçek açmaz veya tam tersi. Ya da sıcaklık 20 derecenin üstündeyse çiçek açar. 20 derecenin altındaysa çiçek açmaz. Yani uyaranın varlığına ya da yokluğuna bağlıdır. Dolayısıyla bu saydığımız 3 tane özellikle nasti için doğru değildir. Gelelim 11. sorumuza. Diyor ki: Aşağıda bitkilerde görülen bazı tropizma çeşitleri verilmiştir. 1 2 3 ile belirtilen durumlarla seçeneklerden hangisi doğru eşleştirilmiştir? Şimdi bakıyorum. Bir bitkinin ışığa doğru yönelmesi bu nedir arkadaşlar? tropizmadır değil mi? Hemen yazalım karşısına. Foto Tropizma. Bitki kökünün yer çekimine doğru ilerlemesi arkadaşlar bu geotropizmadır veya gravitropizmadır. Bakın geotropizma veya gravitropizma. Bitkinin dokunmaya karşı yönelmesi arkadaşlar bu da tigmotropizmadır. Bakın tigmo dokunma anlamında kullanılır. Tigmotropizmadır. Cevabımız ne olur bakın? Fototropizma, gravitropizma, tigmotropizma cevabımız C şıkkı olur. Gelelim 12. soruya. Aşağıda oksin hormonunun miktarına bağlı kök ve gövdede meydana gelen büyüme grafiklenmiştir diyor. Grafiğe göre yorumlarından hangileri çıkarılamaz? Arkadaşlar diyor ki oksin miktarının artması büyümeyi her zaman olumlu etkiler. Bir kere bu yanlış. Neden? Çünkü oksinin sürekli artması eğer olumlu etkileseydi bizim büyüme durumumuz şöyle olur. Bakın kökün de büyüme durumu, gövdenin de büyüme durumu bu şekilde olması lazım. Ama ne olmuş? Belirli bir miktardan sonra büyüme azalmış. O yüzden bu olmaz. Oksin bitkinin tüm kısımlarında belli bir orana kadar büyümeyi teşvik eder. Arkadaşlar kökte ve gövdede belli bir orana kadar büyümeyi teşvik ediyor ama burada yaprağı vermemiş mesela. Hani tüm kısımları demeseydi sadece kök ve gövde deseydi tamam kabul ederdim ama yaprakta nasıl bir etkiye sahip bunu bilmiyorum. O yüzden bunu da çıkaramam. Oksin asimetrik büyümeyi sağlayarak tropizmaya neden olur. E, baktığınız zaman burada sadece büyüme grafiği verilmiş. Hani bir yönelme olayı verilmiş mi verilmemiş. Dolayısıyla bunu da çıkaramam. Cevabımız ne olacak? 1, 2, 3, Edirne hiçbirini çıkaramayız arkadaşlar. Evet böylece bu testin sonuna geldik. Sonraki testlerde görüşürüz. Hoşçakalın.